Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Habbe Mesnevi Nuriye'den Habbe bir bahis böyle bir paragraf bir ile meyhul aziz. Okuyacağız inşallah. Beraber mütalaa etmeye çalışacağız. Rabbim istifade etmeyi, idrak etmeyi, imanımızın artmasına vesile etmesin, etmeyi nasip etsin inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah ve mutlak olduğundan li zatihi mahbubdur. Allah mucit, vaci bir vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları Budiyetinde adem zulümatları vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhları melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani muhnidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Evet. Baştan alıyoruz inşallah. İlem eyyuhel aziz Malum ey aziz kardeşim bil ki burada daha önce ifade etmiştik derslerde sadece bir ekleme beraber istifade etmemiz adına şu olabilir. Kardeşim kalbinde Allah'ın nurunu taşıyan, beraber Allah'a bağlı olan, aynı Rabb'e iman etmiş, aynı rengi, aynı renk derken tek düze renk değil. Yani o iman rengi, aynı nuru taşıyan Müminler Allah'ta birleştikleri, Allah'ı buldukları için gerçekten de hakiki olarak da ancak müminler kardeştir. Fakat burada müminler diyor. Böyle bir iltifat ve iftar ihtar var. Yani Müslüman evet tasdik eden mümin ise kalbinde o hakikatları duyan yani mümin budur. Mesela adam Müslüman olabilir. iman, et, iman etmiştir. Fakat fakat Allah'ın bazı kanunlarını böyle böyle de olur, şöyle de olur, şöyle de olur. Faiz bu devirde helaldir, şu da vardır, bu da vardır diye inkara girmiştir. Mektubat'ta ifade var. isteyen oraya bakabilir. Dinsiz bir Müslüman diyor denilebilir. Adam evet inançsızdır. Fakat bazı sıfatları mümin sıfatları vardır burada. Mümin sıfatları vardır doğru söyler, yalanla işi olmaz, işi düzgündür, şöyledir, böyledir, mümin sıfatları vardır. Ona da dinsiz bir Müslüman denilebilir. Hayır, dinsiz bir Müslüman diğeriydi. Ona da imansız bir mümin denilebilirdi. Çünkü mümin sıfatları var üzerinde. Fakat mektubattaki o bahise bir parça girip çıkacağım. Ne diyor? İmansız Müslümanlık diyor, medarı necattır ne de dinsiz müminlik diyor medarı necattır. İşte asıl şudur kalbinde latifi rabbani olan kalp vücuttaki o yürekten bahsetmiyor. Yüreğin şahadet alemindeki iz düşümüdür. Manevi latifi rabbani olan kalp yürek onun şahadet alemindeki iz düşümüdür. Yani arş-ı azamın iz düşümü Beytullah olduğu gibi, Kabe-i Muazzam olduğu gibi, işte arş-ı kalbi müminin iz düşümü de dünyadaki cesetteki o yürek denilen kan pompalayan et parçasıdır. Ama asıl o latifi rabbaniyedir. O latifi rabbaniye diye iki atar damarı vardır onun maddi kalp gibi bir tarafı vicdandır bir tarafı diyor şuurdur. Fakat o öyle bir latifi rabbaniyedir ki ben benim tecellim diyor Cenab-ı Hak aleme sığmadı ancak diyor mümin kulumun kalbine tecelli olarak sığdımdan maksat şudur. Alem boyutu vardır. Sınırları vardır. Evet derinliği artsa bile cismanidir. Fakat bir insanın kalbinin boyutu, sınırları, derinliği, nihayeti yoktur. Boyutu, sınırı, derinliği yoktur demiyorum. Nihayeti yoktur. Yani Allah samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Müminin kalbi ise aynı samettir. Sameti gösterdiği için sonsuz aciz, sonsuz fakirdir. O zaman sonsuz derinliğe sahiptir. İşte ancak Allah'ın esma ve sıfatını bu kalbi mümin aynı olabilir. Kainat, alem dahi aynı olamaz. Ruh ise meçhuldür. Ruh Allah'ın zatına aynadır. Buraya nereden geldik? İşte kardeşlerim ifadesi şu kalbinde imanı taşıyan ve Allah'ın emrine itaat eden, bakıldığı zaman Allah aklına getirilen mümin, yani o insan yeryüzünde Allah'ın nurunun masarıdır, temsil eder, kaynak değildir. Evet parantezleri böyle açıp kapatalım, açıp kapatalım. O müminleri, o imanları taşıyan insanlar kardeştir. Eğer müminler bu kardeşliğin farkına varsalar, tek vücut gibi olurlar bir ruhu paylaşırlar. Binlerce beden tek bir ruh işte o kuvvetin önünde de diyor manevi olarak söylüyorum hiçbir şey duramaz. Yani üç tane bir diyor bir araya gelse 111 kuvvetinde olur. Dört tane bir diyor bir araya gelse 1111 kuvvetinde olur. Çünkü onlar nur ilahi taşıyordur. İşte bu nur ilahi taşıyan insanlar azizdir. Allah'ın izzeti, azameti, nuru onların üzerindedir. Fakat bunlar tehlike altındadır. Değil mi? Bilmesi gereken bil ki İlem eyyül aziz tamam sende iman var Allah sana böyle ikramlarda bulunmuş bize fakat o iman çok büyük bir hazinedir Allah'ın bir mümine bir insana verdiği en büyük nimet imandır. Kainattaki en kıymetli nimet imandır onun da insan izzet ve azamet ve Allah'a yakınlık ve kıymet Allah'a mahzar olduğu ölçüde kıymet kazanır fakat bil ki bilmesi gereken, okuması gereken, idrak etmesi gereken, anlaması gereken çok şey var. Onları bilmediği müddetçe işte temin aşağıda gelecek kurbiyeti yani Allah'a olan yakınlığı kaybede ede ede ondan diyet olur. diyet oldukça da söner, gider ve kaybolur. Evet yani burada İlemeyhü'l-Aziz, İlemeyhü'l-Aziz her şeyin başında Mesnevi Nuriye'de orijinali Arapça Evet ama bak burada tercüme etmeden bir tanesinde koymuş. Ey aziz kardeşim bil ki direkt olduğu gibi almış. Allah bilir daha altında kim bilir ne manalar var. Yani böyle bir ile aziz deyip okuyup geçilemez. Allah bilir Rabbim o manaları açsın inşallah. Kim bilir altında ne sırlar gizlemiş Evet ile azizden sonra tabi bil ki ihtar, emir, oku, ikra. Yani emir var burada, ihtar var. Yani böyle mümin oldun kenara çekilemezsin. Daimi bir surette beşikten mezara kadar marifetullah ve muhabbetullah ve ona destek veren bütün ilimleri okuyup kainat aleminde bütün Allah'ın ayetleri olan eşyanın hakikatını çözüp ondan esma-i ilahiye geçip Rabbini bulman lazım, onu bilmen lazım, onu duyman lazım, onu göstermen lazım. Başka işin yok en büyük işi Allah vermiş bunun haricinde meşgul olacağın başka iş de yok fakat burada bir parantez yine açalım yani halkın arasında girersin iş yaparsın güç yaparsın arabada kullanırsın yemekle dağıtırsın onu da yaparsın bunu da yaparsın onlar değil onunla beraber sen Cenab-ı Hakk'ın nurunu taşıyan emin bir elsin onun kıymetini bil. Yürüdüğün her yerde nur ilahi senin nedir? Kalbindeki iman hiçbir şey söylemesen bile halinle tesir eder. Zaten derler ki tebliğin onda dokuzu haldir, onda biri kelamdır. Sen o nuru kaybetmemeye bak. Günahlardan muhafaza et. Emniyet altına almaya bak. Arttırılması için Allah'tan ızdırarla yardım istemeye bakmak lazım. Çünkü imanın dereceleri var. Taklidi iman, tahkiki iman, ilmelekin, Ayna lekin, hakka hatta hakka ötesinde, Mirac-ı Ekber-i Muhammed'in gölgesinde çok dereceleri var. Ayetel Kübra'da helmin mezit, helmin mezit, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu derken Allah'ım imanım arttır, yakinim arttır, seni duyayım, seni göreyim, seni bileyim ya Rabbi. Seni bildikçe bilmediğimi bileyim. Senin muhabbetinle kendimden geçeyim demiştir. Evet. Hatta bir ifadede de mühim değil yani. Diyor ki sözlerde Vedud ismine masar olan Vedud böyle Allah'a karşı olan muhabbet, aşk, aşk ilahi. Vedud ismine masar olan bir kısım veliler. Bunlar nebi değil, resul değil, nebi de değil, resul de değil, veli. Demişler ki ya Rabbi biz cennet mennet istemiyoruz. Bize bir kere kulum da bize bir teveccüh et. Bizim kalbimize bir kere muhabbetinle böyle bize nazar et bizi ebediyen cehenneme at biz razıyız demiştir Evet onu bilmek değil mi? Onu bulmak manasına gelir. O yüzden ilem eyhel aziz izzet sahibi Allah'ın nuru üzerinde olan Allah'ın imanı nasip ettiği iradesiyle Allah'tan Rabbim bana iman nasip ettiği Allah'ın o duayı kabul edip doğduğu günden veya sonradan da olabilir fark etmez. Her kişi iradesinin hakkını verdikten sonra Allah'ın dilediği kulunun kalbine koyduğu nura iman denir. İşte o imanı kaybedebilir insan. Allah korusun vahiy katibi olup da Habeşistan'a hicret edip de 15 yıl sonra kafir olan da var. Dinden çıkan da var. Hicret ettim kurtuldum diye bir şey yok. Değil mi? Allah muhafaza. Her büyük veli son nefesinde kafir olmaktan öyle bir titremişler ki Allah da onlara öyle bir ölüm nasip etmiş ki peygamberlerle beraber olmuşlar. Evet. Kaybeden var mı? Var. Kaybeden de var. Sahabeden kafir olan varsa veliden de kafir olan var. Geri dönüp yoldan çıkaran da var. Yani o yüzden böyle Allah'a sığınmak lazım. Devamlı bir surette imanımızın arttırılmasını Cenab-ı Hak'tan istemek değil. ızdırarla böyle, ızdırarla arzulamak böyle iltica etmek lazım istemenin ötesinde. Evet. Şimdi mevzu şu Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Şimdi burada Allah lafzullah lafzını kullandı. Demedi. Rabbe tevekkül edene Rab kafidir. Halika tevekkül edene Halik kafidir. Hayya tevekkül edene Hay kafidir demedi. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir dedi. Çünkü işaretül cazın başında Fatiha tefsirinde var. Allah lafz-ı camidir. Zat-ı aktes ve mukaddes, mevcudu meçhul, o yedi subuti sıfatın arkasındaki yetmiş bin demek sonsuz nurani perde arkasında, şuunun arkasında mevcudu meçhul, idraki nakabil, zat-ı aktes ve mukaddes hazretlerine insan ancak onun emriyle Allah diyebilir. Çünkü Allah es şey gibidir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sadef kutusudur diyor. Nasıl bir sadef kutusunda, mücevher kutusunda diyor, mücevherler içine konur. O kutu o mücevherleri içine alır, kapsar. Allah diyor, lafzullahı Zat-ı Akdes ve Mukaddes'e işaret ettiği için sonsuz esmayı diyor içine alır. Yani o malum tesbihatta var ya, Ya Cemil, Ya Allah, Ya Karip, Ya Allah, Ya Mucip, Ya Allah, Ya Habib, Ya Allah. İşte Allah lafzı, bir diyor kalbi açılmış bir mümin Allah dediği anda diyor bütün esmayı bütün hepsiyle böyle mas edip emebilir. İdrak etsin ve etmesin. bir bardak suyu içiyorsun. O vücuduna gidiyor. 70 trilyon tane hücrem var. O sana gıda alınır. Senin nereye gideceğini bilmem ve bilmemem bir şey ifade etmez. O ihtiyaç olan yerlere gider. İşte Allah lafzında bu var. Demek ki tevekkülde, tevekkülde Allah'a yaklaşmak yani o sonsuz esmaya bir anda mazhar olmak var. Tevekkül. Yani tevekkülü böyle teslim oldum ya Rabbi falan diye böyle dar anlamamak lazım. Evet doğrudur fakat dar anlayamazsın. Yani tevekkülün bir sırrı var. Tevekkül Allah'a sığınmanın ötesinde Allah'ın varlığını sonsuz esmasıyla idrak edip hakkalekin mertebesine giden bir yoldur tevekkül. Evet ona nasıl gidilir? nasıl gidilir? Tevekkül nasıl bulunur? Rabbim bulmayı nasip etsin. Diyor ki önce iman. Yani imanın arttırılması. iman tevhidi. Yani tevhidname her yerde tevhidlemen lazım. Yani ya yani ne demek bu tevhidlemek? Yani Allah var taklidi iman öyle değil. Risale-i Nur'un diyor en şey mertebesi şudur. Onu bile al, Rabbim nasip etsin. Onun ötesini de nasip etsin. Gördüğü her şeyde fıtri olarak eşyanın arkasında eşyanın sahibinin varlığını hissetmek, duymak ve bilmek yani hakkal yakin mertebesinde bir ilmel yakin elde etmek mesela hava var mı var, görüyor mu görmüyorsun fakat elinle böyle yelpaze yaptığın zaman havayı hissedebilirsin değil mi? hava var ama görmüyorum ama var ama şu anda mevcut. Yani bunun ötesinde bunun ötesinde Cenab-ı Hakk'ın zatını, eşyasındaki kudretini, hatta ahireti, cenneti, cehennemi böyle hissetmek, kalbinde onu duymak, ilme fakat hakka lekin mertebesinde bir ilme lekine mazhar olmuşsun. Yani tevekkül derken tevekküle giden yol imandan geçiyor. imanın artması. iman da tevhidi. Yani her şeyde, her şeyde Allah'ı birlemek. Allah'a birlemek ne demek? Asay Musa gibi diyor. Kitabın bir ismi de Asay Musa ya. Hz. Musa aleyhisselam vurduğu Bismillah diye asasını vurduğu her yerden ab hayatın Allah'ın izniyle fışkırması gibi her bir böcekte, her bir ağaçta, her bir hadisede, her bir olayda hatta bu zalimlerin zulümlerinde bile her şeyde tevhidle, tevhidname esbab perdesini yırtıp arkasında müsebbibül esbabın izzet ve azamet ve kudretini görüp imanın arttırılması yani iman tevhidi tevhidse ise eşyada onun varlığını bilmek görmek ve duymak en azından en azım derken bu çok büyük makamdır Allah en azından bunu nasibesinde mi deme ötesinde bir iman iste Allah gani mutlaktır ondan isterken az istemeyeceksin böyle Fiili dua olarak gayretini tam yapacaksın ama kavli dua olarak da en üstünü iste. Çünkü ayet var. İsteyin vereyim. İsteyin vereyim. Değil mi? Evet. İman tevhidi tevhid olduğu zaman da ne olur? Ya her şeyin sahibi olan Rabbe her yerde her şeyin anahtarı elinde olan bütün atomları yoktan var eden her an yok edip var edip alemin düzen ve intizam dairesinde bütün alemi güneşlerden, aylardan, yıldızlardan, kalbinden geçen hatırattan, damarından akan kandan tut, her şeye kadar elinde tutan bir Allah'ın yaratılmamış şefkatine teslim olmanın keyfiyetine, saadetine yani o teslim tevekkül yani ona teslim olmaktan mana şu onu buldun, onu gördün, selamete erdin. Zaten teslim oldun çünkü senin olan bir şey yok ki sen olasın. Yani orada o teslimiyet böyle ben mesela bir yere teslim olmak, bir düşmana ben teslim oldum değil. Yani orada sultanını buldun, Rabbini buldun, Rahman'ı buldun, Rahim'i buldun, Kerim'i, Latif'i buldun. Bulduktan sonra senin için olaylar, hadiseler olmuş, bitmiş, ölmüşün, kalmışın, berzaha gitmişin, münker nekir gelmiş, ben Rabbüke demiş. Ben Rabbüke dedirten kimse ben onun adını söylüyorum dersin. Neyi soruyorsunuz bana? Rabbim elbette Allah. Şüpheniz mi var? Çünkü o te tevekkülün içindeki saadet-i dariyeni, yani sa hakiki saadeti bulmuşuna iktiza eder. Ama imandan geçer, tevhidden geçer. O tevhidden sonra o nur ilahideki, İslam'daki selamet. Selametten tevekkül sırrına girip, saadete dairen, dünyada ve ahirette ebedi saadet. Endişe diye bir şey kalmaz. Deme bunlar çok ütopik değil, bunlar imanın meyveleri, imanın lezzetleri, gaflet hislerimizi iptal etmiş anlayamıyoruz. Yani hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur boşu boşuna dememişe. Bir bildiği var ki, duyduğu ve hissettiği var ki Allah ona bunu söylettirmiş. Ve hayatıyla da bunu tasdik etmiş. 45 kilo adama hiçbir şey yapamamışları, 50 kilo 45 kilo bir adam işte. Eskişehir'e gidiyor. Üç gün ben burada duracağım diyor. Kol ordu geliyor. Yerinden kaldıramıyor. Tutup kolundan kaldırabilirsin. Olmuyor işte. Demek ki oradaki saadete dairin tevekkül sırrı. Evet. Fakat yanlış anlaşılmasın. Yani burada bir biraz meseleden çıkıp gireceğiz. Tevekkül esbabı bütün bütün reddedip imanın ve İslamiyet'in dışına çıkıp şeytanın oğusuna dahil olup böyle ya burada da var bazı insanlar böyle e Allah verdi bu çocukları o beslersen evde otur. Yani bu değil tevekkül fiili ve duayı, kavli duayı tam yaptıktan sonra evet, esbabı desti kudretin perdesi bilip ona riayet ederek fakat kendinden bilmemek teşebbüsle bir nevi duayı fiili telakki edip müsebbebatı, neticeyi yalnız Cenab-ı Hak'tan bilmek Cenab-ı Hak'tan bilmek çünkü en büyük mükemmel neticeyi o halk eder halk ettikten sonra da ben çalıştım, ben yaptım, ben kazandım, ben dil öğrendim, ben bu işi yaptım, burayı kurdum, bu düzeni sağladım. Kafirlik yolunda firavunluk mesleğine geçme. Neticeyi ondan bil. Zaten o halk eder. Halk edici odur. Evet, neticeler ondan bilmek ve ona minnettar olmak. Esbaba minnettar olma. Bir, bir hoca diyelim o şu şualardaki şeyi söyleyeceğim. Azıcık bir hidayet, azıcık bir şifa, azıcık bir rızık diyor. Cenab-ı Hakk'ı da unutup o el, eliyle giden hizmetçiye minnettar olmak diyor gayretullaha dokunur. Ne demek bu? Bir hoca vaaz verdi. Allah iman artmasını sebep kıldı. Sen hocaya takıldın. Hoca da şeyh de şeyh, şeyh de şeyh, hoca da hoca. Ya kardeş teşekkür et, dua et. Allah da istikametten ayırmasın seni de. Fakat de ki senin perde arkasında bana hidayet veren Allah'tır. Minnetim onadır de. Minnet kula olmaz. Teşekkür olur. Dua olur. Allah razı olsundan büyük dua yok yani. Ama minnet olmaz. Öyle eğilmek bilmem ne yapmak kulunun bilmem neyin bunlar hep küfre giden şeyler. E, bir iş öğrendindir. Allah bir müşteriden veya bir dükkandan veya bir fabrikadan rızık verdi. Müşteriden bilirsen evet orada yine Allah'ı unuttun. Gayretullah'a dokundu teşekkür edebilirsin, Allah bereket versin, Allah razı olsun diyebilirsin. Fakat minnetin onadır, veren de odur, alan da odur. Veya bir doktora gittin, bir ilaç verdi, Rabbim oradan sana şifa nasip etti. Doktora teşekkür edebilirsin, Allah razı olsun, Allah seni muhafaza etsin. Allah seni vesile etti, şafi ismine mahzar et. Demek insanlığın gereği. Fakat doktoru şafi olarak görüp de doktoru da yoldan çıkarma. Onu da kendine bir halt zannettirme. Kendine de bir halt zannetme. Onu da yoldan çıkarma. Değil mi? Yani burada hakiki minnet. Yani tevekkülün sırrı şu. Minneti ona vermek. Fakat esbaba teşebbüs etmek. Tembel tembel köşede oturmak değil. Müsebbabatı Allah'tan bilmek. Minneti Allah'a yapmak. Ama o sebeple o nimet, o hidayet, o şifa, o rızık, o sebeple Allah gönderdiyse Allah namına o sebebe teşekkür edebilirsin minnet edemezsin. Hürmette aşırılığa gidemezsin. Önünde eğilemezsin. Evet devam ediyorum. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Fakat esbabı da bütün bütün reddedip böyle terbiyesizlik de kendi nefsime söyledim. Üstünüze alınmayın sakın. O terbiyesizlik de olmaz. Sultan o paketle göndermiş, o kargo ile göndermiş, o vesileyle göndermiş. O zaman sultan namına muhabbete duaya layıktır. Evet kenara da atamazsın hakaret de edemezsin. Minnet edemezsin sadece. Evet, tevekkül ettin, onu buldun sonsuz esmasına. Giden yolda yürüdün. O zaman Allah sana kafidir. Hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. O gönderir. O verir, o alır. Evet. İnsan bunu bulsa başka bir şey bulmasına gerek kalmaz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Ama sen Tevhitte, derste, kur'anda, evratta, eskarda, fiili duada, kavli duada bulunmamışın, kuru kuruya tevekkül etmişin. Ondan sonra neden böyle oluyor? E sen vazifeni yapmadın ki. Değil mi? Vazife ilahi sana tereddüt etsin. Tarlayı sürmedin, tohumu atmadın, suyu oraya kanalize etmedin, ilacı dökmedin. O iklim şartlarına dikkat etmedin. E sonra rızık yok. Tabii olmayacak rızık. Ama yaptıktan sonra Rezzak o, veren de o, alan o. Senin gerisi ilgilendirmiyor. Allah kamili mutlak olduğundan yani bu ile ehyol aziz hep söyler, bir kitap hükmünde çok yoğun çok geniş böyle çekirdekler külliyat zaten buradan gelmiş külliyatın fidanlığı bu yani kamili mutlak eskiden özellikle böyle Anadolu'nun işte doğusunda eskiden böyle kamil evliyalara kamil böyle müminlere insanlar sebepsiz o kemalattan dolayı diye hürmet ederlerdi fakat onlar da mahluk. Nebi de değil, Resul de değildir. Muhabbet ederlerdi. Hürmetten maksat şu, muhabbet ederlerdi. Fakat noksan, çünkü mahluk onlar. Allah kamili mutlak. Mutlak demek sonsuzun ötesinde. Yani sıfır, bir, iki, sıfır, eksi bir, sıfırla bir arası da sonsuz diyorlar. Doğru. Öyle bir sıfırla bir arası yok. Kamili mutlak. Yoktan var olmamış, sıfırı yok. Doğmadı, ölsün. Yoktan var olmadı ki yok olsun. Sıfır yok. Arası yok. 1, 2, 3, 4, 5 artarak yok. Mutlak kamil. Yani sonsuzu içine alan, sonsuzu yutan manasına gelir. Yani kamili mutlak olduğundan Allah li zatihi, zatında mahbubtur, sevgilidir. Vedud ismi onundur. Kul onun için yaratılmıştır. Aslında beşerin yaratılması kadın erkek mümin mümine onun muhabbetiyle kendinden geçmesi için, cemaline aynı olması için, cennette onu göstermesi, aleme onu teşhir edip o muhabbetle bakını, Rabbi gösteriyorum benden onu görün diye ayna ilahiye mahsar olması. Yani ona aşık olsun diye. Aşk derken o materyalist aşkı böyle bilmem ne aşkı anlamamak lazım. Aşk ilahi bizim bilmediğimiz şeyler. Allah da bilmeyi bize ölmeden önce nasip etsin inşallah. Yani lizati mahbuptur li zatı zatında sevilir çünkü kâmil-i mutlaktır. Evet. Ona doğru gitmen lazım, değil mi? Aradığın o bütün eşyanın arkasında onun cilveleri var. Mesela nasıl bir damla suda bir güneş gözüküyor çiğ tanesinde. Okyanusun yüzünde gözüküyor, damlalarda gözüküyor, ağaçlarda gözüküyor ama güneş değil onların hiçbiri. Güneşten gelmiş pırıltılar onu gösteriyorlar. Onları güneş gibi kabul edip kalbe koymaya kalkarsan o kalbe koyduğun anda o kalp onu kabul etmez, reddeder ve dışarı atar. Bunlardan der ilah olmaz. Eğer bulamazsan yeni bir güneş, yeni bir pırıltı, yeni bir pırıltı öl ölünceye kadar ararsın. Ondan sonra bulamadan da sonsuz yokluk karanlığına, zulmetin içine düşmüş olursun insan. Fakat bunlardan alakayı kesip nefsi cihetten başını kaldırsa gökyüzündeki güneşe baksa diyecek ki evet hakiki aradığım yaratılışımın gayesi sensin. Allah insanı kendisi için yaratmış da mana ihtiyacı olduğu için değil. Kendi zatına aleme gösterebilecek en geniş manada İsmi Azam'a masar ı Azam suretinde yaratmış. Yani alemi insan için insanı da kendine aynı olması, kendine dost, muhatap ve aşk, aşk. Yani mahbub olması için yaratmış böyle. Evet. Yani tevekkülle bunun ne bağlantısı var? Tevekkül teslimiyetten öte. Hani kafandaki kafamdaki <laughs> dar manayı kaldır. Yani tevekkül onu bulmak. Onu bulduğun zaman kamil mutlakı buldun. Kamil mutlakı bulduğun zaman li zati mahbub olduğunu gördün. Ondan sonraki adım Allah mucid. Yoktan var eden kudreti, azameti, ilmi, iradesi, mucit. Mucit böyle yoktan var, yani buluş yapan falan filan değil. Yoktan var eden mucit, vacibil vücut olduğundan. Evet kendine has zatında vacibil vücut varlığı kesin olduğundan, kurbiyetinde <laughs> yani insanın insanın Allah'a yakınlaşması Allah'tan uzaklığı nispetinde Allah'a doğru ibadetlerle velayet yolu almasını <laughs> estağfurullah kurbiyet deniyor. Kurbiyet. Velilerde kurbiyet olur. Allah'ın kula yakınlığı var. Allah'ın kula yakınlığı Resullerde ve Nebilerde açılır. Ona akrabiyet denir. Biri kurbiyet, biri akrabiyet. Lugattan anlaşılmaz bunlar. Kitabın kitabın kendi manasından anlaşılabilir anca. İşte ibadetlerle, zikirlerle, Allah'ın rahmetini edecek hayırlarla. Belâ Bela ve musibetlere sabırla, nimetlere şükürle, onun kurbiyeti, yani yakınlığı, yani medet almak, evet, ondan medet almak, onun nuruyla nurlanmak, çünkü kayyum o. Yani sen ondan ayrı bir şey değilsin. Onun eşyasısın, onun verdiği medetle sen varsın. Haşa, sümme haşa, yüz bin kere haşa, velillahil mesellâ yani elektriğe masar oldukça lamba parlıyor yani kurbiyet <laughs> kurbiyet kazanıyor. Ondan uzaklaştıkça voltaj düştükçe de nuru sönmeye başlıyor. Haşa. Misal. Velillahül Vücut nurları var. Gaflete girdikçe ondan uzaklaştıkça tersten sar. Yani teslimiyetten işte geri çıkıyorsun. Tevekkülden teslimiyete, teslimiyetten yukarı doğru gidiyorsun. işte tevhide, tevhidden imana, iman da günahlarla zedelendikçe evet teslim kırılıyor, tevekkül kırılıyor, işte tevhid kırılıyor. Kırıldıkça da uzaklaşma başlıyor. O da budiyet deniyor ona. Uzaklaştıkça latifelerin sönüyor, ölüyor. Onlar öldükçe ademe, yokluk zulümatına, hiçliğe doğru. Çünkü kayyumiyetten uzaklaşmış oluyorsun. Uzaklaştıkça da yokluğa gidiyorsun. Yokluğa düştükçe o yokluk böyle kara delik gibi değil. Yani bu yokluğun tarifi yok. Neden tarifi yok? sonsuz bir esmayı idrak edecek sonsuz bir kabiliyetin çökmesi sonsuz bir yokluğa inkılap etmesine sebep olur. O yüzden kabir dipsiz bir kuyudur derken o cesedin atıldığı yer dipsiz bir kuyudur demek değildir o. Kendi kalbinin içine gömülen, Allah'tan uzaklaşan, latifeleri sönen, işte o sonsuz esmayı idrak edecek sonsuz kabiliyetler söndüğü için budiyet. O da, o da azap, o azap yanında cehennem azabı serin kalır. Yani dersin biraz böyle kenarına geçen daha önceki cümleler var bu. Cehennem zaten aslında iki cümle. Cehennem o yokluk zulmetinden varlık alemine getirip ona bir nevi Allah'la irtibatını kurdurup hayatının devam etmesini sağlamak için o kafire verilen şok elektroşok mu dersin artık değil mi? Yani o işte baskıya cehennem deniyor. Bir tarafı bu. Diğer tarafı biraz şey böyle Rabbim beraber idrak ettirmeye nasip etsin. Aslında o Cenab-ı Hak kendini inkar etse bile o yokluk zulmetinde bırakmayıp onu varlık alemine geri çekip onun da böyle cehenneme itirazlarını Allah'a değil de cehenneme versin diye cehennem bir nevi onun önünde o kafirin önünde bir nevi perde yapılmış. Mesela nasıl nasıl ölüm önüne hastalıklar, musibetler konulmuş ta ki ölümün hakiki manasını, güzelliğini bilmeyen insanlar Allah'a böyle itiraz edip de kafir olmasınlar. Oradan atlarsa Hz. Azrail Aleyhisselam bir perde var. Bir perde de orada var. Oradan atlayamaz zaten. iki perde de takılır kalır. O itirazlar, şekfalar Allah'a giderse kafirlik var. O yüzden Allah araya perdeler koymuş. Kafiri de böyle yani kendini inkar edene bile rahmet eder. Cehennem perdesini koymuş. O yokluk karanlıklarından o diyet yani. Bunlar basit böyle adi kolay şeyler değil. Yani insanın aklını başına alması gerektiren şeyler. Yani bir mikroba mağlup oluyorsun bak bir hastalandığın zaman değil mi? Bir sürü sıkıntılar çekiyor insan. Yani cehennem böyle yok öyle bilmem ne falan filan değil. Meçhul yani. Ama perde. Perde yapmış. Asıl hastalık ruhta, kalpte, budiyette, uzaklıkta, yokluğa düşmekte. Kimin kabahati? Kendi kabahati. İradesinin hakkını verseydi, verseydi. Dünyada bir ifade var. Zarara rızasıyla girene acınmaz. Asıl kaide budur. Ama Allah zarara rızasıyla girene bile merhamet edip sonra cehennemden tekrar geri getiriyor. Yani cehennemde onu tekrar geri getiriyor. Cümleyi düzgün kullanmak lazım. Ama budiyetinde uzaklığında ne var? Budiyetinde adem zulümatları var dünyaya bakan yönüyle bakarsan evet dünyaya bakan yönüyle bakarsan zikirden, fikirden, şükürden yani değil mi? Zikir, fikir ve şükürden uzaklaştığın nispette gafletin kalınlaşır, kalınlaştığın nispette Allah'tan uzaklaşırsın. Uzaklaştığın nispette tevekkülün zayıfladığı için hadiseler ve olaylar karşısında sırtına almaya başlarsın yükleri. Allah'ı çünkü unuttun, Allah da onu kendini unutturdu. O yükleri sırtına alan adamın da beli kırılır. Evet ve sultanın gadabını çeker. Madem bize itimat etmiyorsun, yani haşa böyle bir tabir yok da benim gibi işte adamın anlayacağı bir tabir haşa demek itimat etmiyorsun ne halin varsa gör. Çünkü kendin istedin bunu. Her hadise ve her olaydan korkar. Evet. Her şey ilahlaştırmaya başlar. Ona yapışır, paraya yapışır, makama yapışır, ona yapışır. Elinden alındığı zaman da böyle kalır ortada. Makamın vardı gitti, evin vardı gitti. Giderse gitsin Allah var ne yapalım şimdi. Değil mi? Zaten gidecekti. Rahmet etti gitmeden önce aldı ki gideceğin yere hazırlık yapasın diye. Evet. Allah melce ve mencedir. Firar etmek lazım, iltica etmek lazım, sığınmak lazım. Değil mi? Her şeyi terk etmek lazım. Odur hakiki rahatın. Değil mi? Selamet onda. Selam ismi ona ait. Fakat bunun şartı var. Yine şartı var. Nedir? Kainattan küsmüş olman lazım. Küstüm yani. Senle konuşmuyorum ha. Seni görmek istemiyorum. Allah namına olmayan şeylerden küsmen gerekiyor. Değil mi? E, bu büyükler öyle demişler hiç anlamıyorum böyle bir parça belki şimdi yaş itibariyle belki bir parça Cenab-ı Hak idrak etmeye nasip etti. Dünya demişler cifedir, kemiktir, lağımdır işte kirdir, pistir, cife neyse işte lugata bak cifenin ne olduğuna. Onun peşinden koşanlar da kelplerdir demiştir İşte kelp de malum işte yani köpek manasına gelir. Yani küsmüş yani benim sizle irtibatım yok. Yani o yüzden peygamberlere haşa misal olarak söylüyorum böyle. Yani kendini ona benzetmek makamı değil. Misal olarak yani kavimleri tarafından hakarete de uğrarlar. Malları da gasp edilir. memleketlerinden de sürdürürler. Çıkartılırlar böyle işte. Yani küsmen gerekir yani. Kainata küsmezsen bu yürümez. Hani küsmek böyle kapanmak kendi içine değil yani. İrtibatı kes. Kainattan küsmüş. Sonra dünya ziynetinden zaten kainattan küsen bir adam dünya ziynetinden iğrenir işte kağıttır, tenekedir. Ya işimi görsün ya. Teneke işte. İşimi göre. Kağıt işte. Ya, i̇şimi göre. Yani altın olsa ne olacak? Metal işte yani. Metal. Yani para deyince bir mana yüklemişim. Para ismini at yani. Kağıt işte. Teneke. Bir de beton, taş, toprak işte. Yani. Ne? Neden büyüttün ki bu kadar? Dünya zinetinden iğrenmiş yani. iğrenmiş. Araç görüyor. Araç. Onu bulmuş zaten. Ne yapacak başkasın? değil mi? Ama şartları var işte kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış da şu, vücut demek et kemik değil. Yani vücut varlık, egosundan, enaniyetinden, kibirinden, kendini beğenmişlikten böyle bıkmış yani. Allah'ım bunlardan bıktım artık. Sana karşı olan şeylerden bıktım. Yani bunlardan beni kurtar. Kul, kul olmayı nasip et. Vücut varlık demek yani varlık. Kendini bir şey zannetmek. İşte ders okuyayım, onu yapıyorum, şunu yapayım, böyle yaptım, öttüm, kıldım, işte getirdim, götürdüm, toparladım falan yani. Bunu istemiyor. Kul. Yaptıranı görmek istiyor, yapmak istiyor ama yaptıranı görmek istiyor. Yani kainattan küsmüş, vücudundan iğrenmiş, evet, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara. Bu ruhların kaçacağı bir yer lazım böyle. Değil mi? Bazen işte müminleri böyle Cenab-ı ölümüne bir, bir sene kalı, altı ay kalı işte. Böyle hastalık, musibet işte Ayzemur şunu bunu böyle bazen verir. Yani o dünyadan da küser, kainattan, zinetten de iğrenir, vücudundan da bıkar, varlığından da şey yapar. Medet Allah'ım medet medet diye ölümünü bekler. Ölüm günü de düğün günü olur, çeker gider. i̇lla böyle olacak diye bir şey yok. Sen şimdiden bıkarsan o gün geldi mi çeker gidersin zaten. Ne yapacağım burada ya? devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Devamı yok ki yani. 40, 50, 60 bitti işte. İşin bitti yani. Daha neyini konuşuyorsun? Değil mi? Az konuş, az ye, az uyu. Hakikata var. Ona dön, onu bul yani. Vakit dar, iş çok. Evet. Ruhlara, kalplere demedi burada. Ruh dedi. Yani ruh meçhul bir mahluk. Zat-ı ilahiyle. Kalp esma-ı ilahi ve şunat-ı ilahiye mazhar. Ruh ise mahluktur ama te içindeki tecelli mahluk değil. Meçhul bir mahluk yani. <laughs> yani böyle bir ruh Allah'a firar ettiği zaman zat-ı ilahi aynı olur. Yani dünya sevgisiyle, dünya muhabbetiyle o kapı çalınmaz yani. O kapıdan içeri girilmez. Ha mümin olarak gider adam, imanlı gider. Yani orazlara bir şey diyemem. O zaman hiç derslere katılmadı, dinlemedi yani. Değil mi? Namazını kıl, orucunu tut, işine bak ya. ne işin var senin. Yapabilirsin. Değil mi? burada bir kere geldik dünyaya deyip böyle Rabbim imanı kamili ben seni istiyorum diye böyle ne istersen kar yani burada. Her dakikan her saniyen Allah tarafından verilmiş bir nimet. evet. Bir daha dedi aynısını melce ve mencedir. Yani melce ve menceyi birleştirdi. Kusura bakmayın. Yani bir dakika. dikkat çekiyor böyle. Yani Allah melce mencedir. Sığın alacak yer yani selamettir. Kavuşması gereken gidilecek yerdir. Kainattan küsçen, dünya zinet iğrenecen, vücudundan bıkçan o ruha yine dedi bak melce mencedir. Yani böyle basa basa söylüyor. Beşer ancak Allah'ta ferah bulabilir. Kalpler ancak onu zikretmekle, onu bulmakla, onu duymakla mutmain olur. Evet, Allah bakidir. Ya sen değilsin baki, ben değilim ha. Baki o, fani olan ona kurbiyet kespettikçe bekaya mazhar olur. Ve ebedi bekayı kazanır. Alemin bekası, yani şu anda boğuştukları değil ha, dünya böyle daracık böyle şey değil ha, kemik yığınları olan yer değil. Alem alem, dünya ne ki yani? Güneş bile uzayda bir okyanusta bir köpük damlası kadar yani bir köpük kadar, bir damla kadar yer kaplamıyor diyor değil mi bir yerde? Yani güneş uzay okyanusunda bir köpük kadar yer kaplamıyor. Dünyanın ne hükmü var? Hiçbir hükmü yok. Fakat alem çapında baktığın zaman mesele yani Allah'ın zatının haricindeki her şeyin adı alemdir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. O zaman sahibine bak. Kuluna bakma. Mülküne değil. Ondan sahibine bak yani. O ilah değil onun sahibi ilah o da bir evet ancak onun bekası iladır. <laughs> Allah maliktir gerçek mülk sahibidir değil mi millet böyle mülk edinmeye çalışıyor edinebilirsin problem yok Allah helalinden veriyorsa alabilirsin satarsın verirsin edersin fakat şunu unutma onun mülkünü gasp edemezsin üstüne çökemezsin benimdir diyemezsin değil mi ne ilim senindir, ne vücut senindir, ne o senindir, ne bu senindir. Malikül mülk sadece odur. Onun mülkünde misafir ol, keyfine bak, ye, iç keyfine bak helal dairesinde. Ya, ya bir misafirliğe bir eve gittin, niye evi sahiplenmeye kalkıyorsun, değil mi? Ev sahibi seni en güzel yerlerde yatıracak. Merak etme. En güzel şeyleri yedirecek. En güzel iltifatları yapacak. Fakat izinsiz buzdolabını açamazsın. İzinsiz oturamazsın, kalkamazsın, banyoya gidemezsin, abdest alamazsın. İzin, izin alacaksın. Ve bu benimdir, bu mal benimdir diye gasp edemezsin. Sokağa atarlara, tekmeyi vururlar adamı. Hakiki bir misafir ol, onun mülkünü gasp etmeye çalışma. Mülkünde aziz bir misafir ol değil mi? Aziz bir misafir. Seni daha güzel yerlere çağıracak. Edepsizlik etme diyor. Önce sana dünyaya bir elma verdi, onu yedin. O elmaya sahibin unutup da muhabbetini ona verme. Eğer böyle bir edepsizlik yaparsan diyor kapının önüne atılırsın. Fakat o elmaya verenin namına hürmet gösterirsen, vereni görürsen, arkadaki sofralar seni bekliyor. Evet. Allah maliktir sendeki mülkünü. Bak sendeki mülkünü, mülk onun can ve mal. Altıncı sözün başındaki ayeti kerimeyi hatırlayın. Tövbe suresi var ya Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Yani cennetin karşılığında can ve mal varı vermen gerekir. Üstadın bir yerde bir ifadesi var. Benim diyor yeni talebelerim de eski talebelerimden daha fedakar soruyorlar hikmetine. Eski talebelerin birinci dünya harbinde işte gönüllü Kürt Alay Komutanı'nın başkanı, yani komutan, başkan diyorum, komutan olarak Rus cephesinde talebeleriyle harp yapmış. Albay Hazret böyle. Onlar diyor canlarını verdi, kurtuldu. Şehadet makamına çıktı. Fakat böyle yeni talebelerim diyor. Yeni talebelerim benim. Onlar diyor hayat veriyorlara. sıratı müstakim istikamet, 40 yıl, 50 yıl böyle. Değil mi? Şeytan, nefis, zalimler Allah'ın belası mahluklar değil mi? Devamlı bir surette hücum, mücadele, yani can vermek. Yani can vermek gidip böyle orada sadece ruhunu teslim etmek değil, hayat vermek böyle. Ve malı, malın da üstüne çökmemek. Allah'ın mülkünü Allah'a satmak. Allah öyle rahim, öyle kerim ki benim mülkümü diyor bana satın. Benim mülkümü bana satın. Sizin için muhafaza edeyim. Sizin için onu bereketlendireyim. Evet ve daha iyisini size geri iade edeceğim diyor. Sultana bak. Sultan böyle olur. Tek sultan odur zaten. Gerisi hikaye. Beşerden sultan olmaz. Sultan sadece Allah'tır. Evet. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Zayi olmasın. Vermezsen ne olacak? Vermezsen verme kardeşim. Hürsün. Ölünce gelir ölürken onun memuru söke söke onu alır. Onun çünkü söke söke ağları. Ama vermeye alışmışın zekatla, haçla, oruçla, namazla böyle mal benim değil, beden benim değil, hayat benim değil, ilim benim değil, şu benim değil. Hepsi senin. Ben de senin mülkünde bir misafirim. E, Hazreti Azrail gelmiş aleyhisselam. Allah senden razı. Sen de Allah'tan razı. Allah mülkünü istiyor. Daha iyisini sana vermek için. E, al git kardeş. Ben de onu bekliyorum zaten. Yoruldum yani. Değil mi? Al git emanetini alabilirsin. Daha iyisini vermek için onu alacak. Evet. Allah gani mugnidir. Allah zengin değildir. Bak, zengin değil, gani'dir. Yani zengin sonradan olma. Yani gani' zengin diye lugatta olur da öyle değil. Gani' mutlak. Zengin böyle kafandaki o zengin değil. Zenginin ötesinde mutlak gani'. Gani' mutlak. Hani bazı kelimeleri de şey yapamazsın böyle. Yani Türkçeleştiremezsin, böyle şey yapamazsın ve başka dillere çeviremezsin. Yani o gani'nin verdiği şey farklı. Gani mutlaktır. Evet. Yanlış okudum. Gani mugnidir. Gani mugnidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Yani niye ehemmiyet veriyorsun? Niye kıymet veriyorsun ki? Onlar adi basit işte figüranlar. Şeytan da öyle. Hepsi öyle yani. Bir mikropla bir cepparı götürür ya. Yani, ne olacak ki? İşte hayatı boyunca saray terbiyesi görmüş Firavun. O kadar zeki, Dünyanın en büyük devleti o zaman Mısır. Onun başında hiç hayatında mağlup olmamış. Ama Hz. Musa aleyhisselam Kızıldeniz veya işte Nil-i Mübarek hangisinin olduğunu Allah bilir. La gayba illallah. İkiye bölündüğü zaman hayatında hiç mağlup olmadığı için arkasından gitmiş. ha. Kafa yok işte. Yani. Bu kadar. Ya. O boğar geçer. Ne olacak yani? Ayet-i Kerime var ya daha kadar kafir olsan ne olacak yani? Daha kadar diyor sana yıldızlar atılır. Yok eder. Yani sen ona bak değil mi? Ona bak. Evet her şeyin anahtarı onda. Bunu artık genişletebildiğin kadar genişlet. Hayatın her safhasında bakabilirsin. Fiili duvanı yap, kavli duvanı yap. Netice ondan bil. Ama de ki her şeyin anahtarı ondadır. Sen de değil, ötekinde değil, öbüründe değil, şunda değil. Allah'ta. Anahtar onda. Dilerse olur. Dilemezse hiçbir şey olmaz diye rahat et. Evet. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, bir insan Allah'a abd olursa demedi orada. Halis kelimesini kullandı ya, ihlas. Yani burada ihlastaki sır, zerre kadar ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Cenab-ı Hakk'ın nazarı muvaffakiyet, mağlubiyet, galibiyet değil. Allah'ın tek nazarı var. Kulun kalbindeki ihlas, halisiyet, samimiyet, onun rızası için bir iş yapması, onun için yapması, yani mağlup olmak, galip olmak, netice almak, şunu yapmak, bunu yapmak falan filan değil yani. İhlas, halis yani. Amelinizde rıza ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse, bütün halk reddese tesiri yok. Tesir yok. O razı olduktan kabul ettikten sonra Allah isterse, hikmeti iktiza ederse, Sizler istemek talebinde olmayacaksın. Halk kabul etsin talebinde olmayacaksın. İsterse hikmeti iktiza ederse halkları da kabul ettirir. O yüzden diyor bu Kur'an hizmetinde doğrudan doğruya ihlası esas düstur yapmak, halisiyet, değil mi? rıza ilahi, muvaffakiyet, galibiyet, mağlubiyet değil. Hani Celalettin Harzemşah'ı hatırlayın Mesnevi Nuriye'de. Diyor ya, ben zırhımı giydim, ordumun düzenini kurdum, fiili duamı yaptım ordumu silahlandırdım, düzenimi aldım falan 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 falan. Ben mağlup mu olacağım, galip mi olacağım? Beni ilgilendirmiyor ya. Ben Allah rızası için yola çıktım yani. Her zaman müminler galiptir. Vel akibetül müttakin. Her zaman galiptir yani. Rıza ilahi oldum her zaman galiptir. Evet. Halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat yani sen ona dayandın, onu buldun, onun mülkü senin mülkün olur. Mülkün gibi olur. Haşa sümme haşa velillahül meselül Adamın babası zengin, kendisi hiçbir şey yok da ama babası zengin. Yapacak bir şey yok yani. Adamın hiçbir şey yok ama oradan geliyor. Miras çok. Onun mülkü olmuş oluyor. Mal onun değil ama babasına ait. Haşa sümme haşa velillahül meselül Allah'ın mülkü o zaman nedir? Bismillah de o çadıra girer diyor birini sözü. Ona bile hürmet görür. Ona bile muhabbet görür. Ona bile her kapı açılır. İşte ona denilse nedir? Kendi ihtiyarımla, iktidarımla değil, acizliğimle, fakirliğimle bu kapılar açılıyor denir. Allah'a halis bir kul olana, evet, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Mülk derken zapt etmeye bakma. Bazen zindanda Allah'ı bulduğu zaman her şey onun olur zindanda zindanda olduğu dahi olsa bahtiyardır. Onu bulamayan bir adamsa, onun düşmanı bile olan bir adamsa, o saray demeyelim böyle saray da yani ne diyelim onu demirden taştan işte hapishane aslında. O asla hapishane o saray. Sarayda bile olsa betbahtır. Çünkü Allah'ı kaybetmiş. Daha büyük betbah yoktur yani. Rabbim öyle betbahlıktan muhafaza etsin. Bizi evet tevekkül sırrına, teslim sırrına böyle saadete dariyene evet onun melce ve menci olmasına ve dünyadan kalben soğuyup onu bulmaya, değil mi? Onun hakiki malik olduğuna, mülkün sahibi olduğunu ölmeden önce idrak edip, halis bir abd olarak canımızı, ruhumuzu, Rabbim hepimizin, evlatlarımızın, ümmeti Muhammed'in ve bütün ümmeti Muhammed'e yardımı dokunanlara, değil mi? İman nasip edip, o şekilde ruhlarını kabzetsin inşallah. Evet, El-Fatiha.